Değerli öğrenciler, bu dersimizde 7. sınıf konularından olan veri analizi konusunu, yani merkezi eğilim ve merkezi yayılma ölçüleri konusunu anlatacağım. Dersimize tanımlarla başlayalım. Bir veri grubu küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada bulunan veri ortanca değer, diğer bir adıyla medyan olarak adlandırılır. Veri grubundaki terim sayısı tek ise ortanca değer, en ortada bulunan sayı. Terim sayısı çift ise ortanca değer, ortadaki iki sayının toplamının yarısı olur. Veri grubunda en çok tekrar eden sayı tepe değer, yani mod olarak adlandırılır. Bir veri grubunda birden fazla en çok tekrar eden terim bulunabilir. Bu durumda veri grubunun birden fazla tepe değeri vardır. Veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değerin farkı açıklık olarak adlandırılır. Çeyrekler açıklığı üst çeyrek ile alt çeyrek arasındaki farktır. Aritmetik ortalama, ortanca yani medyan, tepe değeri yani mod, merkezi eğilim ölçüleri, çeyrekler açıklığı, merkezi yayılım ölçüleridir. Aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değeri istatistikte yer alan ortalama çeşitleridir. Aritmetik ortalama duyarlı bir ortalamadır. Çünkü veri grubunun bütün değerleri aritmetik ortalamayı etkiler. Ortanca ve tepe değer ise duyarlı olmayan ortalamalardır. Aritmetik ortalama bir dizideki sayıların toplamının dizinin eleman sayısına bölümüne, bu sayı dizisinin aritmetik ortalaması denir. Formülü şöyledir. Aritmetik ortalama dizideki sayıların toplamının dizideki eleman sayısına bölümüdür. Şimdi bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Bir grupta bulunan kişilerin yaşları sırasıyla 12, 13, 14, 16 ve 20'dir. Bu gruptaki kişilerin yaşlarının aritmetik ortalamasını bulalım. Dizideki kişilerin yaşlarını topluyoruz. 75 ediyor. Dizide toplam 5 kişi olduğundan 5'e bölüyoruz. Sonuç 15 oluyor. Yani bu grupta bulunan kişilerin yaşların aritmetik ortalaması 15'tir. Aritmetik ortalaması 12 olan 4 sayıya 22 sayısı eklenirse 5 sayının aritmetik ortalaması kaç olur? Aritmetik ortalaması 12 olan 4 sayının toplamını bulalım. Şimdi bu aritmetik ortalaması 12 olan 4 sayının aritmetik ortalama değerini formülde yerine yazıyoruz. Dizideki toplam eleman sayısı da 4 olduğundan burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda dizideki sayıların toplamını 48 olarak buluruz. Şu anda bu 4 sayının toplamı 48'dir. Bu 4 sayıya 22 sayısı da eklendiği zaman toplam 5 sayının toplamı 70 oluyor.
48, 22'de 70'tir. 5 sayının aritmetik ortalamasını bulmak için de 70'i eleman sayısına bölüyoruz. 70 bölü 5'ten yeni ortalama 14 çıkar. Bir yerleşim yerinin ilkbahar mevsimindeki 8 günlük sıcaklık dağılımı aşağıda verilen sayılar gibidir. Şimdi bu veri grubunun aritmetik ortalamasını, ortanca ve tepe değerini bulalım. Verilen bütün sayıları topladığımız zaman 200 çıkıyor. Burada toplam 8 tane sayı olduğundan 208'e böldüğümüz zaman aritmetik ortalamamız 25 eder. Ortanca değer, yani medyanı bulmak için verilen sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanır ya da büyükten küçüğe doğru sıralanır. Şu anda bize sıralamış olarak verilmiştir. Şimdi burada 8 tane veri vardır. 8 tane sayının ortası olmaz. Onun için şöyle yapıyoruz. Bir baştan alıyoruz. Bir sondan. Bir baştan. Bir sondan. Yine bir baştan. Bir sondan. Yani bir sağdan bir soldan aldığımızda ortada 2 tane sayımız kalıyor. Bir tane eğer bir tane kalsaydı ortanca o sayı olacaktı. Şimdi burada çift sayıda veri var. Bu durumda son kalan 2 tane sayıyı topluyoruz. Yani 24 ile 26'yı topluyoruz ve bunların ortalamasını alıyoruz. 24 ile 26'nın toplamı 50 eder. 52'ye böldüğümüz zaman da ortanca değer, yani medyanımız 25 çıkar. Şimdi tepe değer bulmaya çalışalım. Tepe değerin diğer bir adı da moddu. Tepe değer en çok tekrar eden sayı demekti. Bir tane 20 var. Bir tane 23 var. İki tane 24. İki tane 28. Bir tane 26 ve bir tane de 27 sayısı vardır. Sıralamada 24 ve 28 sayısı en çok ve eşit sayıda tekrar ettiğinden tepe değeri, yani en çok tekrar eden sayılarımız 24 ve 28 olduğundan mod, yani tepe değeri 2 tanedir. 24 ve 28'dir. Asiye'nin 7 günde matematik dersinden çözdüğü soru sayıları aşağıdaki gibidir. 1. gün 60, 2. gün 65, 70, 80, 80 ve 95 olarak çözdüğü soru sayıları verilmiştir. Açıklığı, bu veri grubunun açıklığını bulalım. Açıklık en büyük değerden en küçük değeri çıkararak buluyorduk. Bu veri grubunda en büyük değerimiz 100'dür. En küçük değerimiz 60'tır. 100'den 60'ı çıkardığımızda açıklığımız 40 olur. Şimdi çeyrekler açıklığını bulmaya çalışalım. Çeyrekler açıklığı bulunurken verilerin ortanca değeri belirlenir. Önce veriler, eğer verilmemişse, küçükten büyüğe doğru sıralanır. Bizim elimizde 7 tane sayı olduğundan ortanca değer tek sayıda olduğundan en ortadaki sayıdır. Şu anda ortancamız 80. Bulmuş olduğumuz bu ortanca değer, yani 80 sayısı verileri iki gruba ayırır. Birincisi burası, sağ tarafı. İkincisi de sol tarafı.
Şimdi sağ taraftaki verilerin en sağındakine, yani en büyüğüne üst uç değer, sol taraftaki verilerin en küçüğüne, buradaki 60'a alt uç değer adı verilir. Ortanca sayının, yani 80'in sağındaki verilerin, yani sayıların ortasındaki sayıya, yani buradaki 90'a üst çeyrek, ortancanın solundaki verilerin ortasındaki sayıya, yani burada 65'e alt çeyrek adı verilir. Çeyrekler açıklığı üst çeyrekten alt çeyreği çıkartarak buluruz. Bizim burada üst çeyreğimiz 95, alt çeyreğimiz 65 olduğundan çeyrekler açıklığı 95 eksi 65'ten 30 olarak çıkar. 8, 9, 6, 5, 12, 11, 15 ve 14 veri grubunun ortanca değerini ve çeyrekler açıklığını bulalım. Veri grubunu küçükten büyüğe doğru sıralamamız gerekiyor önce. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane veri vardır. Bu 8 tane verinin ortasında bir sayı olmuyor. Çünkü 3 tane solda var, 3 tane sağda var. Geriye ne kaldı? 9'da 11 kaldı. Ortanca değeri bulmak için son kalan bu iki sayıyı topluyoruz ve ikiye bölüyoruz. Yani bunun ortalamasını alıyoruz. Bunların ortalaması kaç oluyor? 9, 11 daha 18 bölü 2, pardon, 9, 11 daha 20 eder. 22'ye bölersek 10 eder. Yani veri sayısı çiftse ortanca şöyle bulunuyor. Sağdan ve soldan eşit uzaklıkta, eşit sayıda veriler alıyoruz. En son kalan iki sayının ortalaması bize ortanca değeri veriyor. Şimdi çeyrekler açıklığını bulmak için önce üst çeyrek ve alt çeyreği bulmamız gerekiyor. Onun için ortanca değerin sağındaki, yani buradaki 12, 14 ve 15'ten oluşan veri grubunun üst çeyreğini bulacağız. Üst çeyrek şöyle bulunur. Şimdi burada 11, 12, 14 ve 15 olmak üzere 4 tane sayımız vardır. Bunların ortası olmadığından son kalan, ortada kalan 12 ve 14'ün toplamının yarısı bize üst çeyreği veriyor. Alt çeyrek de 5, 6, 8 ve 9'un ortası olmadığından, yani buna çift sayıda olduğundan 6 ile 8'i topluyoruz, 2'ye bölüyoruz. Alt çeyreği 7 olarak buluyoruz. Böylece çeyrekler açıklığı üst çeyrekle alt çeyreğin farkından çıkan sayıdır. 13'ten 7'yi çıkardığımız zaman çeyrekler açıklığını 8 olarak buluruz. Son bir örnekle dersimizi bitirelim. Gözlemi kapsayan bir örneklem alınsın. Bunlar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 2'dir. Bu veri dizisinin modu 2'dir. Çünkü bu değer en çok tekrar edilen değerdir.